Nurgül'ün tığ ve iğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilir. Çektiğim videolardan haberdar olmak için de zil butonunu açabilirsiniz arkadaşlar. Tığımın numarası 21. Hep 21 ile yapıyorum arkadaşlar çoğunlukla. Bu şekilde Yeşilim 383 altın başak arkadaşlar ve modelimiz sallantılı bir model arkadaşlar çok hoş e, duran böyle gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde ve sallantılı modellerden hoşlananlar için arkadaşlar modelimiz hem irice hem de büyükçe bir model önceden biz bunlara su taşı derdik arkadaşlar su taşı ile yapılan bir model Model kolay gibi gözükse de bazı püf noktaları olan bir model arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz. Modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. ikişer zincir çekerek yeme dört kenarına tığ battı yapıyoruz. İlk başlarken de aynı şekilde tığ battıya ipimizi sık iğne ile bu şekilde tutturup iki tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımın başını doladım yandaki tığ battıya 2, 2 olarak aldım. Trabzanımın içine 4 zincir çekip tomurcuğunu yapıyorum. 1, 2 zincir. 2 zinciri de öbür taraftaki arkadaşlar tığ battıya. Bu şekilde birer tığ battıya batarak üçgen şekilde bir ara suyu yaptık. Tekrar 2 zincir bir defa doladım. Tığ battıya girdim. 2, 2 olarak aldım. Bu şekilde. Şimdi buraya 4 zincirimi çekip bu şekilde tığ battıma kapattım. Trabzanıma kapattım tomurcuğumu. 2 zincirimi çekip yandaki tığ battıya bu şekilde arkadaşlar kapattım. Şöyle arkadaşlar bakın her zaman size 5 tane veriyorum. Siz 7 verin derdim. Bu sefer hep beraber 7 tane arkadaşlar yapalım dedim. Aramız 7 tane bu tomurcuklu trabzanlardan olacak ara suyumuz ondan sonra arkadaşlar bu çiçeğimizin yuvasını yapacağız. Şimdi çiçeğimizin yuvası da arkadaşlar kolay bir şekilde bir zincir çektik. Şöyle hafif orta boy bir örümcek yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir. 6 zincirimi örümceğimin üzerine çekip bu örümceğimi kapattığım noktadan arkadaşlar bu şekilde girip buraya bir yuva yaptım bu yuvanın için arkadaşlar bu su taştan olan çiçeğimizi yapacağız. Bir zincir çekiyorum tekrar dibine. Şöyle aynı büyüklükte bir orta boy örümcek daha yapıyorum arkadaşlar. Ve üç tane tığ battı atlayıp 1 2 3 tığ battı. 4. tığ battımın içine bu şekilde örümceğimi kapatıyorum arkadaşlar. 1 2 zincir bir defa doluyorum. Yine buraya 7 tane ara suyu yapacağız bu şekilde arkadaşlar. İlk yaptığımız tomurcuklu trabzanlar gibi aynısından buraya yapıp trabzanımın arasına 4 zincirimi kapattım. 2 zincirimi çekip yandaki hemen tığ battıma kapatıyorum. 1 2 zincir bir defa doladım. 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir kapattım buraya 1-2 zincir Hemen yandaki Tığ battıma kapatıyorum 2 zincirimi çektim Yandaki tığ battıma 2-2 iki, iki olarak aldım 1-2-3-4 zincir Kapatıyorum buraya tomurcuk olarak 2 zincir Hemen Yandaki tığ battıma bu şekilde arkadaşlar Kapattım Şimdi arkadaşlar Buraya 4 tane yapalım 7 tane olacak 7 taneden sonra tekrar bu örümcekli yuvamızı yapıp devam edeceğiz şimdi biz örnek olduğu için 4 zincir çekip kapattım buraya 2 zincir çektim yandaki tığ battıya kapattım bu şekilde bir zincir çekiyorum ipimi koparıyorum bu şekilde arkadaşlar tomurcuklu trabzanlarımız bitti Evet arkadaşlar. Şimdi örümcekli yuvamızın içine bu altı zincir çekip yaptığımız örümcekli yuvamızın içine sık iğne yaparak ipimizi bu şekilde tığımıza tutturduk. Evet. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığın başını doladım. 1 2 2 3 oldu arkadaşlar. 3 seferde aldım 2 trabzanım oldu bir defa doladım 1 2 2 3. trabzanım 1 2 2 bu şekilde 4 tane trabzan yaptım 3 tane zincir çekiyorum araya bir defa tığımın başını doladım ve hemen yanına aynı yuvaya 1 2 2 şeklinde alarak yine 4 tane trabzanı da bu tarafına yapacağız bu şekilde 1, 2, 2. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 3 sefer de trabzanım. 4. trabzanım bu şekilde yaptım. Şimdi buraya 10 tane zence çekiyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirimi çektim. Su taşımı şöyle çevirdim. Bu yuvanın içine kapattım bu şekilde. 10 zincirli bir yuva yaptım buraya. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimi bu yuvanın içinde kapatıyorum. Aynı yuvanın içinde 5 zincirim bu şekilde. 1, 2, yine 10 tane zincir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. 10 zincirimi çektiğim Bu ilk trabzanımın tepesini arkadaşlar bu şekilde buraya kapattım. 10 zincirimi buraya kapattım. Bu şekilde bir zincir çekerek döndüm. Bakın arkadaşlar bu şekilde yuvaları hazırladım. Onlar zincirli. Ve yuvanın içine girdim. 3 tane sık iğne yapıyorum. Hemen döner dönmez 3 sık iğne. 4 tane zincir 4 zincirimi çektim kapattım buraya bu şekilde. 1 2 3 4 zincir. Kapattım bu şekilde buraya. 4. 1 2 3 4 zincir. Yuva da kapattım bu şekilde. 4 zincirden buraya tam 3 tane kirpik yaptık arkadaşlar. Yine 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 bu da 3. 4 zincirden 3 kirpik kenarlarına üçer sık iğne. Burada bakın arkadaşlar 3 zincirli bir yerim kaldı. Onu birinci trabzan sayıyorum. Tığımın başına doladım. Bu 5 zincirli yuvanın içine girdim. 1, 2, 2. Buraya 2 tane. Hani püf noktası demiştim ya arkadaşlar. Burası işte 2 trabzanım oldu. 1, 2, 2, 3. 3 sefer dalıyorum. 4 tane burada trabzanım oldu bu zincirle beraber. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar 3 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Bu yuvanın içine girdim. 1 2 2. Tekrar 1 2 2. 2 tırabzan. Bir defa doluyorum. 1 2 2. 3 tırabzan. Şimdi arkadaşlar buradan da 3 sayacağım. Bunu 4. tırabzan olarak buraya yapıştıracağım. 3. zincirimin içine bu şekilde girdim. Burada hani 10 zincir çekip dönmüştük. Oraya kapattım. Bu şekilde. Tekrar buraya 10 zincir. 9, 10. Döndüm. Şimdi sık iğne yapacağım yine yuvama. Bu şekilde. 10 zincirimi buraya yuva olarak kapattım. 5 zincir. 5 zincirimi de buraya yuva olarak kapattım arkadaşlar. Şimdi dönüşte bunları kullanacağız. Tekrar 10 zincir. 8, 9, 10 zincir. 10 zincirimi buradaki kapattığım yer var ya en son sık iğnenin dibine bu şekilde kapatıyorum. 10 zincirli yuva yapacağız buraya. Bu şekilde kapattım. Bir zincir çektim. Döndüm. Ve Yuvamın içine 3 tane sık iğne. 1 2 bu da 3. 4 zincir kapattım yuvaya. 1 2 3 4 zincir kapattım buraya. 1 2 3 4 zincir kapattım buraya. Evet arkadaşlar, şimdi yine bu tarafına da 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 şimdi tamam oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane doladım burada bir tane trabzanım var 3 zincirden yuvaya girdim bu 5 zincirli yuvaya 1 2 2 2 oldu yuvaya girdim 1 2 2 3 oldu yuvaya girdim 1 2 2 4 oldu burada 4 tane trabzanım var arkadaşlar yani su taşımın bir kenarını yaptık. Şimdi 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. Bir tane trabzan yaptım. Bir defa doladım. 1, 2, 2. 2 oldu. Burayı 3'e tamamlıyorum. 1, 2, 2. 3 oldu. 1, 2, 3 Bu şekilde arkadaşlar 3. zincirimi bu 3 tane trabzanı tutturdum. 4 tane. Gördüğünüz gibi burada tam 4 tane trabzan oldu. 10 zincir Evet arkadaşlar. Dediğim gibi böyle bu şekilde su taşı deyip taktiği olan birazcık da böyle insanı düşündürecek olan mantık isteyen bir oya. Bu şekilde yine su içine kapattım. Bu son sıramız olacak. 5 zincir 5 zincirimi çekip bu 3 zincirli yuvamın içine kapattım. Tekrar 10 zincir 7, 8, 9, 10 Bu şekilde en son kapattığım arkadaşlar sık iğnemin dibine buraya bu on zincirimi kapatıyorum. Şöyle. Bir zincirle döndüm ve 3 tane sık iğnemi buraya yapıyorum. Döner dönmez yuvanın içine 2 3. Şimdi 4 zincir. 4 zincirden buraya kirpik yaptım. Tam 3 tane kirpik yapıyoruz. 2 4 zincir. Bu şekilde kapattım. 1 2 3 3 tane arkadaşlar sık iğnem oldu. Bir defa doladım. Bu 5 zincirli yuvanın içine girdim. 1 2 2 Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincirimi çektiğim buraya kirpik yaptım. Bu şekilde. Bir zincir çekiyorum bir tane doladım yuvama girdim 1 2 2 artık dediğim gibi burası son noktası olduğu için buraya kirpikli trabzan yapacağız 5 tane 5 kapattım trabzanımı bir zincirimi çektim araya bir tane doladım yuvaya girdim bu 5 zincirli yuvaya 1 2 2 3 seferde çekiyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir kapattım buraya 3 oldu araya bir zincir bir tane doladım 1 2 2 Evet 4.'cü 5 zincirimizi çekip tomurcuk yaptım arkadaşlar. Yine bir zincir çekiyorum. Bir tane doladım. 1 2 2 Kirpik adedimiz 5 oldu. Bu sonuncu kirpimiz. 5 zincirimizi buraya trabzanımızla kapatıp bitirdik arkadaşlar. Kirpiğimiz bu şekilde oldu. Şimdi yine buradan üç tane sayacağım. 1, 2, 3. Üçüncü zincirimin içine böyle bir trabzan yapıp geçeceğim Evet arkadaşlar şimdi sıra aynı bu taraf gibi bu tarafında öyle sık iğneli ve kirpikli trabzanlarla yapacağız. 1 2 ve 3. Buraya 4 zincir kapattım. 1. kirpiğim. 1 2 3 4 zincir. Kapattım kirpiğimi. 1 2 3 4 zincir. Kapattım kirpiğimi bu şekilde. 3 tane kirpik olunca yanına hemen 3 sık iğne. 1 2 3 3 sık iğne 3 kirpik 1 2 ve 3. Bu şekilde. 1 2 3 4 zincir kapattım buraya. Bu şekilde. 4 zincir. Kapattım buraya 1-2-3-4 zincir Kapattım buraya 3 sık iğne 2 3 3 sık iğne 3 kiprik 3 tane yuvamız var 3'ünü de doldurduk bu şekilde arkadaşlar Sonuncu yuvamı da bu şekilde dolduracağım 2 Bu da 3. 3 üç tane de kipriğimi yapıyorum 3-4-4 zincir bu şekilde kapattım kirpik bir ikinci kirpiğim 1 2 3 4 zincir bu da üçüncü kirpik buraya arkadaşlar 1 2 2 bu da üçüncü kirpiğim bu şekilde bir zincir çekiyorum kopartıyorum İpimi yakayım, döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde böyle sallantılı bir model. Modelimizin yapımı da inşallah faydalı bir çekim olmuştur arkadaşlar. İşinize, gözünüze, anlayışınıza uygun bir model olmuştur. Fazla zorlamadan orta karar bir model arkadaşlar. Ne zor ne hafif modelimiz. Modelimizin yapılışı bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.